geldiniz. Hoş bulduk. Ben Abdurrahman. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Saygılar. Hoş geldiniz. Erzim Oğuz Bey, sizi selamlıyorum. Şu adam ki siz gelmişsiniz. Siz Azerbaycan'da defelerle olmuşsunuz. Ama bu seferin hususi önemi var. Azerbaycan için o kadar da kolay olmayan bir dönemde sizin gelmeyiniz elbette ki hususi önem taşıyır. Bu kardeş ülkenin açık desteğinin tezahürüdür. Bu desteğe göre Azerbaycan halkı, kardeş Türk halkına ve onun Cumhurbaşkanına derin minnettarlık hissiyle yaşıyor. Benim aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu günlerde temaslarım, onun çok açık, net beyanatları bütün dünyaya gösterdi ki Azerbaycan tek değil. Azerbaycan'ın yanında Türkiye kimi dünya çapında büyük bir güç olan devlet var, kardeş ülke var. Ve bu destek bizi ruhlandırır, bize elave güç verir ve aynı zamanda bölgede sabitliğin, istikrarın temin edilmesi için önemli rol oynar. Ben bunu bugünler arzında demişim ki Türkiye bölgede sabitleştirici rol oynar. Türkiye'nin bölgede ve dünyada yalnız barışa hesaplanmış siyaseti artık öz neticelerini vermektedir. Hem Yakın Şark bölgesinde, aynı zamanda Kafkas bölgesinde. Ona göre bugün bu Ermenistan'ın nöbeti hücumuyla alakadar yaranmış vaziyet bir de onu gösterir ki Türkiye hem regionda hem dünyada söz sahibidir. Elbette ki bu bizi güçlendirir, kutlandırır. Ve bugün hem bizim halklarımız hem bütün dünya görür ki Türkiye-Azerbaycan birliği ne demektir. Bu meseleyle bağlı aziz kardeşim, hürmetli Prezident Recep Tayyip Erdoğan'la biz defelerle öz sözlerimizi demişik ki Türkiye-Azerbaycan birliği bütün dünya için örnek olmalıdır. Bugün biz real hayatta bunu gösteririk, sübut ederik ve bu birliğin geleceği hesap edelim ki bölgede dayanıklı sülhün, barışın temin edilmesi için esas şart olacaktır. Sizi bir daha selamlıyorum. Fahiş ederim ki benim sevgi selamlarımı hürmetli Cenab-ı Prezident'e çatırasınız. Sağ olun Cenab-ı Prezidentimiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeşiniz Recep Tayyip Erdoğan'ı, tüm kabinemizin, dün kabine toplantımız vardı ve Türk halkının size selamlarını ve başarı dileklerini getirdi. Bu ziyareti özellikle zat halimizin de vurguladığı gibi Türkiye'nin, Türk halkının Can Azerbaycan'a olan desteğini bir kere daha tüm dünyaya göstermek için bugün sizin liderliğinizde Azerbaycan kendi topraklarını azat etmek için mücadele verir ve buna kadirdir. Gücü vardır, kapasitesi vardır. Elbette Türkiye olarak ve Türk halkı olarak biz de ne zaman ihtiyaç duyarsa, hangi alanda ihtiyaç duyarsa Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizler her platformda anlatıyoruz, vurguluyoruz. Azerbaycan'ın haklı davasını tüm dünyaya anlatmak bizim de borcumuzdur. Ve bunu Ceyhun kardeşimle, tüm yurt dışındaki büyükelçiliklerimizle, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin büyükelçilikleriyle birlikte yapıyoruz. Bugün sizden alacağımız talimatlarla daha aşkla ve güçle bir yerde çalışmaya devam edeceğiz. Ve Azerbaycan'ın artık işgal edilmiş toprakları azat olmalıdır. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklıdır ve bu haklı davasını da her yerde anlatırken bu mücadeleyi de sahada ve masada birlikte vermeye inşallah devam edeceğiz. Bugün sizin kabulünüzden sonra kardeşim Ceyhun'la beraber oturacağız ve bu konularda nasıl birlikte çalışacağız bunları da değerlendireceğiz.
tekrar bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dostluk Grubu Başkanımız Şamil Bey'le beraber geldik ve inşallah bugünkü toplantılarımız Azerbaycan'ın topraklarının azat edilmesi yolunda hayırlara vesile olur diyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok sağ olun, teşekkür ederim.